O ne? Dayıcığım, senin damat tıraşın hiç olmamış. Öyle değil mi benim kardeşlerim? Olmamış, bence de olmamış. Dallanmayın lan, berbere daha yeni düzlettim. Yok dayıcığım, yok. Vallahi senin berberin kimse seni pek düzleyememiş. Bence biz sana şöyle güzel bir sinek kaydı tıraş yapalım. Ne dersin? Lan oğlum, dellendiniz mi lan? Burada böyle tıraş mı olur? Neyle tıraş edeceksiniz? Cemil, ha Cemil. Geldim ağam. Gel. Yani damat tıraşını gelinin abilerinin yaptığını da ilk kez görüyorum ha. Ya tıraş adettendir. Yani orta oyunu kimi neyin bir şey. Yüzsün. Oh. Yedir, yedir. İyice yedir. Heh. Oh, tahriş olmasın dayımın yanacıkları. Evet. Damadımız tıraşa hazırdır ağalar. Güzel. Hanidir bunun tıraş bıçağı? Hani? Fırat, Fırat. Geldim ağam. Gel. Koy bakalım şuraya. Lan bu ne? Oğlum tıraş mı edeceksiniz, kurban mı keseceksiniz? Bakalım dayıcığım, göreceğiz. Bu nasıl? Ya bu? Aha, işte bu. Lan tıraş mı edeceksin, kellemi mi alacaksın? Damadın aşkı ne kadar büyükse tıraş bıçağı da o kadar büyük demektir. Dayıcığım, senin kendine güvenin yoksa meyve bıçağıyla keseyim ha? Yere git lan, elhamdülillah aşkıma güvenim sonsuz. Bala del, bana böyle balta getirsen gıkkım çıkmaz. E o zaman abi, bana aynayı tutayım, sen başla tıraşa. Hala hala ayna tutayım, bu mu ayna? He bu. Beğenmediysen bırak al tıraşı. Hadi gerisi ger gitsin abi ya. Git hadi. Yok yok, çok beğendim harika. Üf, çok güzel, gel dur. Ha. Çal keçe. Yeter bre! Tamam bitti, bitti. Başka engelim yoksa gireyim içeri. Var, var. Ney var? Babamla benim bilmecelerimi bilmeden abu eşikten içeri giremezsin. Ya değil içeri girmek, adımını yere basamazsın ya. Basamam. Niye de? Ağaca asılırsın da ondan. Önemli değil dedeciğim, önemli değil. İstediğini sorabilirsin. Ben şirinim için her şeyi yaparım. Sor hele bilmeceni ne? Belki o vakit soruyorum. Bacada Batman, odada Otman, suda Süleyman, bükte Büleyman. Acaba nedir ki ne? Bacada Batman, lo taşı. Odada Otman lamba, suda Süleyman balık, bükte Süleyman yılan. Ana bildi ya la bu. Nasıl bildi ya? Helal olsun. Rahmetli babam sorardı dede, hatırladınız. Ya Allah rahmet eylesin. Hadi bunu baban sayesinde yırttın. Bakalım benim bilmecemi bilebileceğim mi? Buyur amcacığım. Dağdan gelir dağ gibi, kolları budak gibi. Eğilir su içer, bağırır oğlak gibi. Hadi. Bu ne bu lan? Ha, ne bu? Ne bu? Ne bu? Şşt, kopya yok, kopya yok.
söyleyecekse söyle. Söyleyeceğim. Hı? Yok yok, bunu bilemeyecek. Eylül su içiyor. Bağırıyor, çağırıyor, azıcık şey oluyor. Evet. Lay bu amca, dedenle saçmasın bir şeydir, Allah bilir. Ya yorum yapma, yorum yapma. Bilin mi, bilmeyin mi? Hadi. Eylül su içiyor. Lay şey oluyor. Geçti! Yok yok, değiştiriyorum Ceylan. Dıt! Bilemedin. Kanı arabası. Allah! Ya ne duruyorsunuz? Assanıza! Ne zamana kadar kalacağım burada? Hiç mi indirmeyeceksiniz? İstersen inersin elbet ya. Nasıl? Benim soracağım bilmeceyi bilirsen. Bilmece? Sor haydi. Sandığı kapısı yolu yola. Vardır hepsinin tek bir anahtarı. Seni oradan indirecek olan isteyerek gelir, açar önünde avuçlarını. Ne isteyecek ki benden? Bahşiş ya. He? Lan bahşiş. Lan. Oğlum Baran. Oğlum vallahi bak şu an bana bahşişi ver. Hemen anında indireyim seni lan. Ayıp ediyorsun, köpeğin olsun. Al cebimden. Hangi cebinde lan? Ha, burada. Allah Allah. Allah Allah. Hadi amma indir beni. Oğlum nereye? Amca bizim komisyon ne olacak? Adam soyguncu ya. Ya Allah. Lan adam gidiyor. Lan dayı el işte. Dayı, tut kaldır ya kaldır. Kaldır, kaldır. Şirinim. Dedeciğim. Burada ne yapayım benim torunum? Herkes içeride seni bekliyor. Dede ben yapamayacağım. Ben babamın yanına gitmek istiyorum. Ya baban yolda benim kızım. Vallahi de yolda, billahi de yolda. Dede bana yalan söylüyorsun. Sırf evlenmekten vazgeçmeyeyim diye yapıyorsun bunu değil mi? Ya benim kızım, kalender senin babansa benim de evladım. Niye yalan söyleyeyim ki ne? Tamam. O zaman ben de babam gelince evlenirim. Öyle şey olur mu benim kızım? Bozulan düğünden hayır mı gelir? Şimdi duranlar bu evden gelin almadan çıkarlarsa daha geri gelir mi hiç? Dede ama böyle düğün olmaz ki. Olur benim kızım, olur. Bak ben bu zamana kadar sizin arkanızda durdum. Yeri geldi kendi oğlumun karşısında durdum. Ama artık bu duruma ben el koyuyorum. Kalender olsa da bu düğün olacak, olmasa da olacak. Ya ama dede. Aması maması yok bunun. Bu düğün olacak. De haydi şimdi duvağını tak, içeri gel. Salonda bekliyoruz seni. Gel. Affedersiniz. Şirin, hazır mısın? Hadi benim kızım, Şirin'e yardım et, duvağını taksınlar. Bir an önce içeri gelin. Oyalanmayın ha, bekliyoruz. De haydi. De haydi. Şirinim hazır mı dur? Geleyim mi? Hazır hazır. Birazdan geliyor. Aha da şuraya yazıyorum. Bu Şirin bu düğünü bozar. Kız. Karıcığım lütfen. Canım bari bugün açma şomazını lütfen. Hiçbir şey de olmaz. Ben torunuma güveniyorum. Thank you.
sen bağla. Babam yokken sana düşer. Tamam benim oğlum. Biz. Hatırlıyor musun? Küçük bir kız çocuğuyken ne zaman düşsen ağlayarak git benim yanıma koşardı. Şimdi ne zaman düşsen iki abini bulacaksın yanımda. Ne zaman canın yansa İki abin olacak ya. Bunları hiç unutma, tamam mı? Canım abim. Ağlamayı bırak. Hayallerini sımsıkı tutun ve hiç bırakma. Bacın artık benim canımdır. Canımdan atacağımdır. Ona gözüm gibi bakacağımdan eminim Hazar. Başka bir şansın yok zaten kardeşim. Nasıl kaptım ama kızınızı? Baran, gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Oğlum nasip oldu işte bana Gülüyüz'üm. Niye öyle değil? Kutluk. Görüyorsun, benim güzel kızım gelin olup gideyim. Ama ağam ortalarda yoktur. Ve sanırsam da bir daha hiç gelmeyecek Asiye. Dördüncüye gitti o, kesin dördüncüye. Kızım hiç konuşuyorsun be. Bakar mısın? En iyi ırkı almış ya. Şahane bir at. Çok görüyor. Thank you.
Kızım öyle. Kızım gibi. Şimdi de Osmanlı tokadı etabı. Damat dediğinin eli ağır olur. Kodumu oturtur. Bakalım sen koyabileceksin mi? Yani kodunu oturtabileceksin mi? Evelallah. Karakterim ve kişiliğim kadar elim de ağırdır. Bu etapta üç bozo eriyle yarışacaksın. Onların dokadına dayanabilirsen bu etabı geçmiş sayılacaksın. Lay bu ne? Ben böyle tuzluk gibi duracağım, dayak yiyeceğim. Onlara karşılık vermeyeceğim mi? Karşılık vereceksin. Kim kimi devirirse kazanan o olacak. Bozuk elleri. Dizilin lan karşıma. Hepinizi sıradan geçireceğim. Yavaş geçir benim dayım, yavaş geçir. Şu an benim uzmanlık alanımdasın. Yani tokat söz konusu olduğu zaman elimin ne kadar kudretli olduğunu sen ilk elden bilirsin, öyle değil mi? Ha? Aha, tabii. Babo! Biliyor musun, doğru diyor. Ben de geçen şahittim. Eli ele ağır. Bizim halayı maymuna çevirdi resmen. Nazlı, geç yerine. Tamam. Evet. Başlayabilirsiniz. Centilmence bir tokatlaşma olsun. Eyvallah. Allah Allah. Ulan ben senin... Dayıcığım, senin şu an yerde baygın yatıyor olman lazımdı. Alıştım, biliyor musun? Ne? Ya hak! Cezan vere. Uyan, uyan kıvırcığım. Keçe! Cüneyt, kırsın kemin. Kaç hele kaç, ben onu ayıltırım. Suni teneffüs yapasın. He, suni teneffüs yapacağım. Gel buraya! Kız, gebesin düşürecek! Düşmez o, ben onu tutuyorum. Allah seni, Allah seni. Allah bela! Sen, yürü git! Kız, dur! Başlayın. Ne gülün oğlum? Ne gülün lan? Bana bak. Afadel ha. Direkt tokat. Gene bir yanlışlık olmasın. Bizde yanlış olmaz Baran'a. Haydi bayım. Başla. Sen başla. Sen başla lan. Sen başla. Başla, ölümü ye lan. Ya başla. Oğlum başla, Allah'u ekber. Ya başla. De haydi başlayın dedim, başlayın. Sen baş... Sen başla benim oğlum, sen başla. Hadi hazırım. Hadi benim uşağım, ser şunu yere, hadi bir tane. Ne yapıyorsun lan?
kaçırdı ya. Lan oğlum bak, biliyorsun seni çok severim Hazar'ım. Ama Şirin'i daha çok severim, biliyor musun? Ya hak! Ay üzülsem mi, sevilsem mi bilemedim ya. Geç lan yerine. Bunların hepsi senin yüzünden Şirin. Ya ben ne yaptım hep baba? Gökhan! Ya haydi oğlum, sıra sende. Demir bakalım şu baranı. Davullar vursun. Kes! Gökhan'ım, hadi Gökhan'ım. Göster arabın gücünü, tamam mı annem, hadi. Merak etme ana. Abimlerin intikamını da alacağım. He. Ya abi ya. De hadi başlayın. Sen yok, sen başlama gene. Sen başla. O düğüm. Acıyor mu? Acımıyor. Gökhan. Bu? Allah! Ya bu acıyor mu? Acımıyor. Evet, tamam. Devlet, kurbanın olayım. Konuştum, konuştum ya. Hayat memat meselesi. Lan oğlum, hayat me kurban olayım diyorum lan. Allah adını veriyorum lan. Daha ne diyorsun lan? Haş. Gökhan'ım. Ya Allah! Ay. Ayı mısın, ırzı bırık mısın başta oğlum? Devril lan, devril lan. Devrul, kurbanın olayım Devrul lan. Allah'ın yok mu lan? Kollara bak, hayvan gibi benim başım kadar bir kolun. Yapma lan Devrul lan. Doğran! Hayat memat meselesi, kurbanın olayım Devrul. Ya! Ben bir tokattan bayılacak adam mıyım? Allah! Yes. Bu adamın alibi tokat farkıyla Beren Duran. Hale bak, hale. Gülümser hayırdır?
Uyandın mı sevgilim? Uyandım da. Onları bana ver, onları bana ver. Kız ne yapıyorsun? Ayaklarını temizliyorum. Sen ölsem benim ayaklarımı yıkamayacak Şirin. Şimdi yaş mendille benim ayaklarımı siliyor. E leş gibi gelmişsin yatağa, çarşaflarımı kirleteceksin. İyi, sil. Şirinim. Hı? Şu temizlik işine banyoda mı devam etsek? Hayaller, hayatlar işte. Açladın, açladın beni yavaş. Ya iyidir, iyidir. Allah Allah, tertemiz olacaksın şimdi. Kız etimi lime lime yaptım, Kur'an hakkı için ya. Azıcık ılıştır şu suyu. Ya ama ılık su mikropları temizlemez ki hayatım. Ya mikropları temizlemeye hamama gideyim. Hamama falan gitmek yok, orası bakteri yuvası. Benim evim öyle hastalıkları taşıyamazsın. Vallahi ben yıllardır gidiyorum ama hiç eve de baktay taşımadım. Oh! Ya! Bundan sonra gitmek yok. Ben her gün seni böyle itinayla yıkarım. Her gün? Ya, ya bitti be! Kalış. Kalış. Ah! Kız insafsız, vicdansız, yavaş! Sen de mi çürüttün kız? Ama çerkin diye tutabilirsin. Ay! Ne oldu? Sen eve girersen yatağım mı? Çabuk. Dilan, Dilan. Gelsene benimle. Ya ne oldu? Baran'a küçük bir organizasyon yaptım, senin de olman gerekiyor. Nasıl bir organizasyonmuş bu? Baran'ı moral organizasyonu alacağım. Yazık bak, biz burada hepimiz eğlenirken orada çok yalnız. Aferin kız, iyi düşünmüşsün vallahi. Böyle üçümüz bir mi gideceğiz? Aman eksik olma halacığım, gel tabii sen de gel. Geleceğim tabii. Ben bu konağın taşıyıcı kolonuyum, haberin var mı senin? Ben olmazsam var ya, bu konak başınıza yıkılır. Allah seni başımızdan eksik etmesin halacığım. Amin. Yalnız üçünüz haricinde abimlerle yengemler de geliyor. Kız sen var ya sen, az dersin ha. Demek abimleri de ikna ettin ha. İyi iyi, aferin, iyi etmişsin. Haydi gidelim o vakit. Haydi kızım. Vay anasını be. Millet dışarıda vur patlasın, çal oynasın. Ben burada böyle kös kös duruyorum. Adalet mi lan bu? Vay ben böyle adaletin ta... Şirinim, kurban oldum. Ne oluyor? Niye geldiniz? Dur hazır! Ne oluyor lan? Beni teslim etmeye mi geldiniz? Ya bir şey desenize! Ne oldu? Eniştem dayanamadı değil mi? Beni jandarmaya teslim edecek değil mi? Ya Rab, ya Rab! Vıy 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 şenmo. Onu oran oranı şenmo me buke tuver fubarani. Mamme bu ke şemam tub kharati şemam bu ke tubu ke bu khani dot mamme bu ke şemam tub kharati şemam bu ke tubu ke bu khani dot mamme bu ke şemam 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 bu ke dot mamme dot mamme dot mamme bu ke şemam 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 bu ke dot mamme dot mamme dot mamme bu ke vey 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 şemam vey 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 kurban etem şemam. Çok güzel oynadık lan. Ya çok güzel. Yemin ediyorum. Lan oğlum gözümsünüz, gözümsünüz lan. Allah'ıma Kur'an'ıma çok duygulandım ya.
Ya benim dayım, asıl sen bizim gözümüzsün be. He? Hem ne yaptık yine? Şurada iki şamdan ne oynadık sana? Ya ben bunu çok sevdim ya. Çift tetel kadar eğlenceli. Karıcığım, sen iyice kültür şoku yaşamaya başladın. Yani gerçekten merak ediyorum, bundan sonra hangi yöremizin oyununu oynayacaksın acaba? Ay halo, belo, vallahi eğer ki ben hamile olmasaydım... ...size bir Diyarbakır çepkisi öğretirdim, yalandır. Ama öyle hareketli bu halimle yapamam. Ya Nazgül, domdan sonra onu da öğretsene. Tamam söz. Ve sen yerine geldin mi? Gelmez mi? Size yeminle şimdi beni kesseler ne kanım akar ne canım acır. Sizin gibi yakınlarım olduktan sonra sırtım da yere gelmez. Tamam iyi iyi. Kimse bizim yokluğumuzu fark etmez. Hadi gidelim. Heh, tamam hadi. 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 Abiler siz de hadi. Ne? Ne yapayım? Sen burada böyle üzgünken nasıl dayanabilirim ha? Sen var ya bir tanesin bir tane. Aşkım seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Hayatta olmaz. Kur'an'ıma da olmaz, Allah'ıma da olmaz. Ya siz ne diyorsunuz ya? Ömrümde varmam o kıza enişte. Ya oğlum Baran, deli danalar gibi dolaşıp durma. Otur şuraya. Ya ben işte Kur'an'ım aklıma geldikçe içim böyle bir garip oluyor, yemin ederim ya. Ne abi? Müstakbel nişanlını çok mu beğendin de aklından çıkaramıyorsun ha? Kız bak bacım, acı dinlemem. Allah'ıma Kur'an'ımı alırım ayağımın altına. Ha? Didişmesenize ya. Sen de otur oturduğun yerde. Ya nerede görülmüş hık diye kız istendiği? Bizim buralarda adettir. Genç kızlar gelinlik yaşa girdikleri zaman çatıya testi konulur. Testiyi vuran da gider kızı ister. Dayıcığım, seni tebrik ederim. Hedefi tam 12'den vurmuşsun. Oğlum bana bak. Lan ben agresif adamım. Bak beni dellendirmeyin. Ölürüm de evlenmem lan o kızla. Lan o kızın bıyıkları vardı lan, görmedin mi oğlum? Bıyığı var. Bıyığı vardı, görmediniz mi? Kızın benden çok bıyığı var. Enişte. Gerçi bıyıkları olmasa ne olur? Gene de evlenmem de. Enişte bak kurban olayım, benim gönlüm başkasında bilin. Lan eşek sipası, otur şuraya be. Niye durup dururken gidip el alemin çömleğini göbeğinden vuruyorsun o zaman? Oyuna geldim oyuna. Ya sen koskoca duranların ağasısın ya. Ya seni kim zorla evlendirecek ki? Bizim buranın adetleri pek sizinkilere benzemez Muteber Hanım. Bir evde çömlek kırıldı mı o kız o evden çıkacak o kadar. Zevkiye doğru değil Muteber Hanım. Şimdi benim misafirim gelecek. Çömleği o çatıda vuru kıracak. Kızı istemeden gidecek. Ha böyle kanlar görüyorum, fokur fokur kayna. Delik deşik olmuş insan cesetleri görüyorum. Oluk oluk kanlar akay. Aha bir şey olur. Olmaz öyle şey. Ben başımı öne yedirtmem. Bak hele. Ya bir testi kırıldı diye. İnsanın hayatı kalartırır mı ya? Sen ne diyorsun Şevki abi? Bari sen anla ya. La oğlum ne ağlayıp duruyorsun? Sana git kızı al demeyelim ya. İste dedik. Sen üstüne düşeni yap. Git kızı iste. Onlar dışarı kız vermezler. Hayatta dışarı kızımız vermezler. Vallahi mı? Oğlum bak. Duydun işte Şevki'yi. Biz giderik. İnsanlığımızı yaparız. Kızı isteriz. Onlar vermezler. Hem Şevki abinin yüzü yere eğilmemiş olur. Biz de kalkarız evimize geri döneriz. Biter. Tamam tamam. Ben... Onu yaparız. Onu yaparız. Ama bak. Kesin vermezler değil mi? Vermezler. Vermezler. Adana güzelirmiş. Verdim gitti. Ney? Verdim dedi. Verdim dedi. Enişte verdim dedi. Abla verdim dedi. Vermez diyordum. Verdim dedi. Verdim dedi. Duydun değil mi? Verdim dedi. Ana verdim dedi. Verdim dedi. Verdim dedi. Verdim dedi. Sen verdim demedin mi? Verdim dedi. Verdim. 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 Bana verdi kızı ya. Bana verdi kızı. Verdim mi? Verdim. Vallahi mi? Verdim gitti. Verdim değil mi? Verdim dedim ya. Vermiş. Kızım, kalk bağını geliyorum. Ay, ay. Öpeyim babacığım. Öpeyim. Ver o bağını. Öpeyim. Damat, sen de öp bakayım babanın elini.
orada gel. Şişt, yapma öyle, yapma öyle. Öp. Ben işte kurban olayım. Abi tatsızdır çıkmazsın. Evet, tabii. Ya ben sonra bir hal çaresi bulacağım. Merak etme sen. Öp. Öp. Öp dedik babanın elini, öp, öp. Öpürüm. Öp, öp. Helal olsun bize Müze oğlu. Nasıl da hallettik bu işi? Dereyağından kıl çeker gibi. Kılçık ayıklamak biz olmuşumuz. Ne bir su iç bana. Sen iç baba. Ama ben işte. Ah be abicim ah. Bıraktınız gittiniz beni burada. Kim bilir yine neyin peşindesiniz. O değil bir de ben belleğe ne hesap vereceğim. No. Aşkım. Aşkım. Ya aşkım sen miydin? Başka birisi mi olmamı isterdin Hazara? Ya yok aşkım yok. Sabahtan beri buradan nasıl kurtulacağım diye onu düşünüyorum ben de. Şimdi sessiz ol. Ve kendini bana bırak. Benim bir tanecik karım. Ben kendimi sana bırakalı çok uzun zaman oldu. Seni ellerimle iyileştireceğim. Kimseye yük olmak istemiyorum Bella. Bir an önce iyileşip ayağa kalkmak istiyorum. Aşkım. Sen bana yük olmasın ki. Ben sana gözüm gibi bakarım. Bir tanem. Şu an senin düşünmen gereken tek şey... kendinin ve bebeğimizin sağlığı. Ben hepimizi yeterim Hazara, sen hiç meraklama. Benim güçlü karım, göster bakalım maharetin. Öfele bastır, bastır. Allah'ıma sanki lanet girmiş kulaklarıma. Enseme doğru, enseme doğru, enseme doğru. Oh. Ensendeyim, ensendeyim barana. Allah! Kimsin lan sen? Ne yapıyorsun sen de? Kesin atıyorum abi. Siverekle misin lan? Yok abi tokatlıyım. Nasıl yok? Olur. Siverekli değil zaten. Belki de siverekli değildir. Belki zaten siverekli'sindir. Tokatlıyım abi. İnan mısın? Kafa kağıdını gösterim. Bak hala tokatlıyım diyor. Sen kimi tokatlıyorsun lan? Allah beni çattı ki tokatlıyım abi. Ben siverekliyim. Nerede olduğunu bile bilmiyorum ben. Lan adamı delendirme lan. Ayy işte dur. Allah Allah. Hayırdır ya sıcak mı çarptı sana? Ne oldu? Hep senin yüzünden oğlum. Bu sıcakta beni termal havuza soktun. Beynim döndü. Hala bak parmaklarım buruştu. Yürü git lan ben gidiyorum. Yürü. Allah Allah. Her geçen gün ailedeki müsellim sayısı artıyor. Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Lan adamın ettiğine durup durduk yerde katil oluyordum iyi mi?
Allah'ıma tilt oldum, tilt oldum lan! Oğlum, ben de Baran Ağaysa senin bu oyununu bozacağım Siverek'le. Sen zaten adam olsan karşıma çıkardın, erkek gibi konuşurdun. Çık lan karşıma. Çok erkeksen adam gibi konuşak. Korkmuyorum ben senden. Haydi çık karşıma konuşak. Ama erkek değilsin ki. Adam mısın lan sen? Sen adam mısın lan? Lan diyorum sana, lan da dememem gerekiyor. Allah'ıma mermi. Mermi bu. Oğlum neredeysen çık karşıma konuşak. Lan erkek gibi karşıma çıksana. Çık lan karşıma. Karşıma çık lan. Karşıma çık. Yok dur. Şimdi çık. Baran ne yapıyorsun orada? Siverek'le avlıyorum. Aman sivrisinek avlıyorum gülüm. Ey Allah'ım. Buradaymış. Dur. Dokunma. Baran ne yapıyorsun? Elleşme gülüm. Şeytan meytan doldurur. Bir şey olur tamam. Ya ne saçmalıyorsun? O benim mermim. Çekeyim. Çekilir misin şuradan? Mermi senin. Evet. Ya ben düşürmüşüm. Sayılı getirmiştim bunları. Herhalde temizlikçiler de bulup koymuş oraya. Hayatımın anlamı iyice baktın. Eminsin derim. Her yere baktın. Senin üstünde denememi ister misin? Yok. Ama bak şüphelendiğin ilk kişinin alnının çatına sık tamam. Ben kimden niçin şüpheleneceğim Baran? Bilmem. Ya olur ya böyle tipini beğenmeyen, bakışını beğenmeyen, sana böyle yan bakar bir şey yapar. Sık alnının ortasına acıma. Baran senin şu kıskançlıklarından bıktım artık ya. İstiyorsan bütün oteli kapattır, erkek sinek bile girmesin ha. Ne dersin Bay Bıyık? Yakaladım seni. Pamukkale harbiden güzel yermiş. Bak hele senin benle derdin ne babuş? Hele onu bir de hele. Sen benden ne istiyorsun? Benden aldığını. Ne almışım lan ben senden? Ne almışım onu bana bir de hele. Beni can evimden vurdun. Lan ne yaptım, ne yaptım ben sana? Nasıl vurdum onu bana anlat, anlat. Ne yapmışım? Çık karşıma erkek gibi konuş lan benimle. Hesabımız neyse çözek. Sakin ol Baran'a. Nasılsa ben de seni can evinden vurduğumda ödeyeceğiz. Can evinde? He ya can evinden. Şirinim, gül güzelim artık girebilir miyim? Evet ama lütfen terliklerini giy de gel. Allah, güveçte fasulye en sevdiğim. Biliyorum o yüzden yaptım zaten. Şş, kurban olsun kocan sana emi. Allah'ıma kurarıma eve mis gibi kokutmuşsun kız. Yarabbi harika. Ne yaptın sen şimdi? Tadına baktım. Birincisi, bu tahta kaşıkla yani servis kaşığıyla yemek yenmez. İkincisi, bu servis kaşığı böylece tezgahın üstüne konmaz. Bak gördün mü, her yeri yağ yaptın. Allah Allah. Atla deve mi yani gülüm? Kalp kırmaya değer mi? Yemek yerik sonra temizlersin. Ay ben mutfak bu haldeyken gideceğim bir de yemek yiyeceğim. Hayatta yapamam. Aklım kalır benim burada. Kız aşkım atom mu parçaladın mutfakta? Alt üstü bir damla yağ. Ya o bir damlacık yağ, böcek de gelir. O adını anmak istemediğim o sevimsiz şey de gelir. Adını anmak istemediğince ha fareyi diyor. Ya niye diyorsun şimdi? Biliyorsun huyum var. Özür dilerim aşkım, özür dilerim. Hadi hadi acımdan öldüm Allah'ıma Kur'an'ıma. Bak dikkat et, bak dökme sonra asabım bozuluyor. Kurban oldu.
Sen böyle bütün işlerini kendin mi yapacaksın? Evet, ne var ki? Olmaz, olmaz. İçime sinmiyor, çok yoruluyorum böyle. Bir tane yardımcı tutayım mı sana? Bu konuyu konuşmuştuk seninle. Ben evimde yabancı bir kadınla yaşamak istemiyorum. Üf! Sen benim hukuklarım, ne diyorsun kız? Yani öyle demeyelim de. Diyelim, diyelim. Sen beni kıskanıyorsun. Hani kıskanç bendim, sana ne oluyor? Ya bunun kıskanmakla hiçbir alakası yok. Ya bu ev bizim mahremimiz. Niye başka birini alalım ki içimize? Ama bak, izin vereceksin. Bazı işlerin ucundan da ben tutacağım, tamam? Sen sadece benim ellerimden tut. Gözlerimin içine bak, bana yeter. Ben ömrümü bu gözlere bakmaya adamışım. Bakacağım tabii dünya gözlerine. Şimdi burada. Çıkart üstünü. Hadi çabuk. Tamam, sakin. Allah'ım. Ne? Kız. Kız. Ne? Ya bu ne acele, ne acele? Ya lekesi işlemeden çıkarmam lazım. Neyi? Ya yemek döktün ya üstüne. Onu hemen çıkarmam lazım. Ha, sen onu diyorsun. Hazır çıplanmışken ben de geleyim, gömleği beraber çitireyim. Hayır hayır, sen yemeği niye? Ben hallederim. Hiç suyu var ha, hiç. Dur! Rahat dur ya. Hadi bakak. Bu ne ya? Ayşe anne! Ya Rabbi. Hadi bakak. Hadi bakak. Hadi bakak. Hadi bakak. Ay. Baran, burası çok güzel ya. Vallahi mi? Beğendin mi? Ya sen bana ev demiştin, saray dememiştin ki. Ben bu kadar hayal etmedim. Benim kardeşim buldum. Ahamda böyle de kişisele ne bulur ha? Doğru diyorsun Muhtemir ablacığım, çok haklısın. Benim kızımı istemesinden belli. Yok. Ben bu evi hiç beğenmedim. Sebep? Sanırım bu evin dondurguyusu yok. Yani? Dondurguyusu olmayan bir ev. Dondurguyusu olmayan bir eve benzer. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim. Kız kör kuyulara düşmesin inşallah. Yürü. İçeri mi girsek acaba? Hadi haydi, hadi. Hadi bakak. Hadi bakak. Hadi bakak. Hadi bakak. Hadi bakak. Hadi girek. Hadi girek. Hadi girek. Evet. Nasıl? Beğendiniz? Hiç beğenmedim. Ne kardeşim, gül kim ev bulmuş? Niye beğenmedin ki Asiye? Ya böyle bir karanlıktır da burası. Ya belli ki ha, burası kuzeye bakıyor. Ne olmuş ki ne? Ya sen ne cahilsin Möhtüver abla ya. Bir ev kuzeye bakıyorsa güneş girmiyor demektir. Güneş girmeyen eve de doktor girer. Ya siz benim gül gibi kızımı hasta mı edeceksiniz ha? Ne alakası var şimdi ya? Öt! Sen karışma. Anneciğim, bir dakika beni dinleyebilir misin? Açıklayabilirim. Şimdiki, anneciğim bak, Allah seni inandırsın, bu evin tamı tamına 4 tane cephesi var. Yani bu evin içinde 4 iklimi birden yaşayabiliyorsun. Misal veriyorum, günün doğumunu mu izlemek istiyorsun? Doğuya gidiyorsun. Mesela gün batımını mı izlemek istiyorsun? Gidiyorsun batıya. Anladın mı anacığım? Mesela yine üşüdün mü böyle? Üşüdün. Kadınsın. Kanından üşüyebilirsin. Gidiyorsun. Güney. Güney. Anam kurban olayım sana. Mina musal veriyorum. Sıcakladın mı? Adana'dasın. Sıcaklayacaksın tabii. Gideceksin. Kuzey. Kuzeye. Allah Allah. Ya biz ev bakmaya mı geldik? Pusu
yolla da yön mü öğreniyoruz ya? Baran. Anam. Oğlum bu evin kalbi nerede kalbi? Han da burada. Yok onu demiyorum ya. Bir evin kalbi mutfaktır. Mutfak nerede? Mutfak efendim, mutfağımız da o. Aman burada. Ya ne kadar güzel, ne kadar geniş. Ay vallahi maşallah benim kardeşim ha. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir evde en önemli olan şey ocaktır. Eğer o evde ocak tutuyorsa gerisi teferruattır. Baran, aferin. Çok güzel bir ocak seçmişsin yavrum. Evet, evet. Şimdi bunlar çok moda ama yavrum sen yine de garanti olsun diye böyle bir miklik tüpü falan al. Miklik tüpü? Tük müküm ki? Her neyse işte ondan da al. Ya maazallah ocak bozulur, gaz kesilir, garanti olsun değil mi? Şimdi bu kadar modern bir mutfakta sen piknik tükü mü yakacaksın? Tövbe ya. Gülüm sen niye hiç konuşmuyorsun? Beğendin? Beğenmedim. Annesini beğenmedin acaba Asiye? Hani bu kadar son modern teknolojik. Hem de dokunmatik. Ha? İşte onu beğenmedim. Ya böyle dokunmatikler şey oluyor. Bakalım ne bulacak. Hmm. Hmm. Ya çabuk bozuluyor. Çabuk bozuluyor. Yani görüntüye aldanmamak lazım gelir. Klasik her zaman en güzel odur. İşte ben de onu diyorum. Yani benim ağam da bir zamanlar görüntüye aldandı. Allah seni inandırsın. O kadar pişman oldu ki. Hakikaten en değerlisi klasik olanı tabii ki senin. Evet. Yeter yahu. Biraz asıl konumuzda da konsantre olak lütfen. Aha gelsin bakın biraz alıcı gözüyle eve. Ya bu dolaplar sunta midir? Medefe midir? Anneciğim ne yapacaksın dolabın malzemesini? Neyse ne ya bırak. Nasıl bırak? Dolap malzemesi en önemlisi dur. Ya maazallah böyle tutarsın sapını elinde filan kalır neme lazım. Anneciğim o nasıl laf ya? Allah'ıma Kur'an'ıma birinci derece kaliteyle yapıldı ha. Hepsi gerçek ağaç. Oy daha fena ya. Allah'ım vallahi tahta kulisi falan basar evi maazallah. Mutfakta. Hey. Oynama. Çıkaracaksın ya. Evet sevgili misafirlerim, lütfen dinleyelim. Camlar çit cam. Yerler birinci sınıf laminat parke. Suya ve darbeye dayanıklıdır. Kapılar dersen hepsi Amerikano. Yani odanın her yeri güneş alıyor. Aha görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Bakın yattığınız yerde güneş banyosu yapabiliyorsunuz. Burayı beğendiniz. Beğenmedim. Hay nesini beğenmedin acaba Asiye? Odaları çok küçük Mehteber abla, bir kıt kıtar. Bismillah, la havle ve la kuvvete. Anneciğim 500 metre kare ya. Olabilir. Ben nerede yatacağım? He? Bu evin hangi odası benim olacak? Asiye, ben daha odamı seçmedim. Sana ne oluyor ki ne? Tüyla. Vallahi benim için sorun yok. Geldiğimde hepinizin yanına kıvrılıp yatabilirim ben. Hem ayrıca burası çok uzak. Neye göre uzak? Hayır anneciğim yani göreceli bir kavram ya o kavram. Konağa göre. He! Vallahi ben de Asiye'yle niye ilk defa aynı fikirdeyim? Bu ev konağa çok uzak. Ya biz her gün nasıl gelip gideceğiz ki ne? Zaten her gün gelip gitmeseniz mi ablacığım? Sen bizi ha bu evde istemiyor musun? Hayır anneciğim yanlış anladın. Benim demek istediğim çok başka. Yok yok ben anladım. Sen benim bu kızıma nikah bastığın gün beni onun yüzüne hasret bırakacaksın değil mi? Asiye sen şimdi bu kızını iki gün görmesen ne olur ki ne? Ya ben senin kızın yüzünden kardeşime hasret kaldım ya. Biz iki kelam bile edemiyor. Yok Mehteber abla ya yok. Ya adam geldi, ha konağa yerleşti. Sen daha onun yüzünü nasıl göreceksin acaba? Hem
Öyle sen ikide bir de benim kızımın evine gelip öyle postu sereceğini zannediysen avucumu yalarsın. Ha kardeşimin evine hangi vakitlerde gelip gideceğimi sana mı soracaktım? Fizan'a da gitse gideceğim. Mürteber abla onlar değil Fizan'a, ha Kozan'a bile gidemezler. O kadar. Ay bana daral geldi, ben gidiyorum. Hadi kalkın, kalkın, kalkın. Eğer bana fikrimi sorsaydınız ben çok beğenmiştim evi. Ben beğenmedim. Sen de yeni bir ev baksan iyi olur Barancığım. Başka bir kaynana bulsam daha kolaydı Allah'ıma kurarıma. Başka bir kaynana bulabilmen için ilk önce sözünü değiştirmen lazım. Yok, tövbe abu. Yok, kurban oldum ben. Sensiz nasıl yaşayayım?